MHP artan şiddet olaylarına karşı ruh sağlığı yasa teklifi hazırladı sayın seyirciler. Teklifin mimarı MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Zeppoylu. Yasa teklifinin neden gerekli olduğunu anlattı. Teklifin yasalaşması halinde toplumda bozulan ruh sağlığının iyileşeceğine dikkat çekti. Ruh sağlığı yasasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de ise bu alanda bir boşluk hakimdir. MHP lideri Devlet Bahçeli yasa teklifini böyle duyurdu. Teklifi Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı olan Deniz Zeppoylu hazırladı. Konuyla ilgili bir kanun teklifi hazırlayan aile, kadın ve engellilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Deniz Zeppoylu hanımefendiyi tebrik ediyor. Bu teklifin yasalaşması halinde mühim bir eksikliğin telafi edileceğine inanıyorum. Yasa teklifinin mimarı Deniz Zeppoylu teklifin detaylarını TGRT Haber'e açıkladı. Öncelikle kadına yönelik şiddet. En son Ceren kardeşimizin, akademisyenimizin hunharca öldürülmesi. Yine çocuklara yönelik uygulanan şiddet ve istismar ve bununla birlikte hayvanlara karşı yöneltilen şiddet de bizim dikkatimizi çekiyor, genel başkanımızı üzüyor. Bağımlılığın küçük yaşa, 10 yaşa kadar düşmüş olması ve madde bağımlılığının artması. Bu noktada toplumun ciddi anlamda psikolojik desteğe ihtiyacı var ki bunlar ortaya çıkıyor. Teklif Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Ruh Sağlığı Profili'nin sonuçlarına göre hazırlandı. Yer alan bilgilerle oluşturulan Türkiye analizi çok çarpıcı. Türkiye'de her 6 kişiden biri tanı konulabilecek durumda ruhsal sorunu var. Yani ruhsal yönden hasta. Depresyon şikayeti olan vatandaş sayısı 3 milyon 260 bin. Zeppoylu'ya göre yaşadığı olumsuz durumla baş etmek isteyen kişiye verilen profesyonel hizmet kısıtlı. Ancak teklifin yasalaşması halinde bu durum iyileştirilecek. Şu anda Türkiye'de yapılmış bir çalışmaya göre ihtiyacı olanların sadece %14'ü profesyonel destek alabiliyor. Biz istiyoruz ki ihtiyaç duyan herkes bu desteği alabilsin. Verilere göre intihar oranları son 40 yılda %50 oranında arttı. 10 yılda 29 bin kişi intihar ederek yaşamına son verdi. Bunların %73'ü erkek. İntihar edenlerin %34.5'i 15-29 yaş arası yurttaşlar. Profesyonel destek almak isteyen çok ama hizmet alanındaki yoğunluk nedeniyle hekimler yetmeyebiliyor. 5 dakikaya kadar daha bile aza inebiliyor. Hasta yükü çok fazla. Psikolog arkadaşlarımızın durumları da ortada. Bu durumda hizmet almak isteyen kişi nereye başvuracak? O zaman sahada özel çalışan yerlere bakıyor. Özel sigortalar desteklemediği için özel hastaneler bu tür hizmetleri vermiyor. Terapi ücretleri gerçekten çok yüksek. 2014'te 8 milyon 179 bin kişi antidepresan aldı. Bu rakamın 5 milyona yakınını kadınlar oluşturdu. Son 5 yılda antidepresan kullanımı %56 arttı. 12 milyon 158 bin kutuya çıktı. 24 maddelik yasa teklifi kapsamlı bir çalışma sonucunda hazırlandı. Teklifin yasalaşması halinde verilecek destekle birlikte Türkiye'nin ruh sağlığı haritası da zamanla düzelecek. Gelişme, değişme, düzelme de yavaş yavaş olacak. Ancak tüm hizmetler tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde, rayına oturduğunda belki daha hızlı bir geriye çekilme görebiliriz.